Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Herkese merhabalar. Yemek sepetinin sunduğu Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Beşiktaş'ta sevdiğimiz lezzetlerle karşınızdayız. Tereyağı, yoğurt, üzerine sos. Daha sulu sulu gelir değil mi? Sıkıntı bu. Mersin tantuniyi yapan iyi bir yer söylemek çok zor. 125-130 bölüm oldu. İlk defa tantuni çekiyoruz. Merhaba. Ne haber? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Güzel bir havada, gene çekimde hep beraberiz. Sizler koltuklarınıza oturdunuz, çayınızı kahvenizi demlediniz diye umuyoruz. Keyifli bir gün olacak. Bizim için de keyifli bir gün olacak. Biz bu videonun bir benzerini daha önce çekmiştik. O videoda Beşiktaş'ı sınırlarını birazcık böyle çevresinde gezinmiştik. Bu sefer daha böyle, yani biz hep söylüyoruz aslında, yani sıklıkla gittiğimiz yerler diye hep anlatıyoruz. İnsanlar diyor ki, abi siz ne kadar sık restoranlara gidiyorsunuz diyorlar. Ama gerçek anlamda sıklıkla gittiğimiz yerler olacak bu videoda. Çünkü bir anlamda da semtimizin, mahallemizin, hatta Onur'un bu civarlarda büyüdüğü için yıllardan beri gittiği yerleri size bugün göstereceğiz. Çocukluğuma döneceğiz biraz. Çok fazla dönmeyelim. Lütfen. Levent'te olacağız, Etiler'de olacağız, Nispiyete'de olacağız. Hatta bir hani Akatlar'a gidelim, Ulus'a gidelim diye de konuşuyorduk ama onu ilerleyen videolara bırakalım istedik. Belli de olmaz. Yapmayalım. Yoldan çıkmayalım. Lütfen. Belli de olmaz. Canımız yoldan çeker. Çıkmayalım. Çünkü önümüzdeki haftalarda çok acayip şeyler izleyeceksiniz kanalda. Çok güzel şehir dışı videolarımız var. O turun öncesinde biz bunu çekiyoruz aslında. O yüzden bugün ne kadar hafif geçersek o seyahatleri o kadar yoğunlaşabiliriz diye düşünüyorum. Mümkünatı var mı bunun? Yok tabii ki. Güzel bir video sizleri bekliyor. Beşiktaş'ta sevdiğimiz lezzetler videosu başlıyor. Biz aslında baktığın zaman dediğin gibi hem sevdiğimiz hem sık gittiğimiz yerleri sizlere göstermek istiyoruz. Neden eleştirmiyorlar, neden kötü şeyler söylemiyorlar diyorsunuz. Biz size kötüyü anlatmak yerine iyiyi anlatmayı, sizi doğru yönlendirmeyi istiyoruz. En büyük sebebimiz bu aslında. Artı gitmediğimiz bir yere gittiğimizde de zaten ilk kez gittiğimizi söylüyoruz. Hatta orayı anlatırken de daha fazla üzerine mesela ürünü yoğunlaşıyoruz. Doğru. Yani çünkü hani o işletmeye gitmemişizdir. Ürünü belki daha önce yemişizdir ama işletmeye gitmemişizdir. Diyoruz ki ya burası böyle bir yer, şu zamanda açıldı, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Artısıyla eksisiyle size anlatıyoruz. Yani şu ana kadar ne Onur ne de ben beğenmediğimiz şeyi ya bu ne güzelmiş ya diye size söylemedik. Ve yani ömrümüz, hayatımız boyunca da söylemeyi düşünmüyoruz ve söylemeyeceğiz de. Bunu gönül rahatlığıyla da söyleyebiliriz, aktarabiliriz size. Ben böyle her sabah kalktığımda telefondan mutlaka eski videolara hangi yorumlar gelmiş, neler gelmiş onlara biraz cevaplıyorum. Hı hı. Yani onu da özellikle belirtelim. Yorum yapmanız bizim için önemli. O yorumlarda genellikle şöyle şeyler görüyorum. Mesela diyorlar ki ben döner seviyorum. Sizin döner videonuzu izledikten sonra şu dönerciye gittim. Sizin çok beğendiğiniz dönerciyi beğenmedim. Normal. O güne özel bir şey olabilir. Artı senin çocukluğunda alıştığın dönerin tarzında olmayabilir. Ustanın o gün içine kattığı bir şey olabilir. Yani bunlar hep başımıza gelen şeyler. Biz yapmıyoruz döneri sonuçta. Yani veya diğer yemekleri biz hazırlamıyoruz. Günlük olarak değişebilir. Bir insan hazırlıyor sonuçta. Hata payı her zaman var. Ama tekrar tekrar şans vermek gerekiyor bazı yerlere. Biz de bazen iyi görüyoruz. Bir sonraki gittiğimizde kötüleşmiş diyoruz ve size de bunu anlatıyoruz. O yüzden içiniz rahat olsun. Yani bizim en başta söyleyeceğimiz, hiçbir işletmeyle işbirliğimiz yok. Restoranlarla asla işbirliği yapmadık, yapmayacağız. Bunu da özellikle tekrardan altını kalın böyle bir kara kalemle böyle çizelim böyle. Vallahi sen güzel özetledin. Dediğin gibi bizim de başımıza geliyor. Hatta yani videodan bağımsız, hani sen bir yere gideceğiniz anda mesela bana soruyorsun ya da ben sana soruyorum. Senin beni gönderdiğin ya da benim senin gönderdiğim yerde de biz memnun kalmadığımız oluyor. Olabiliyor. Çünkü hani şimdi biz bu videoları çekiyoruz. Evet. Bir de bu videoların haricinde biz bir de arka planda çok araştırıyoruz. Yani tamam, nasıl bir içerik sunabiliriz, nasıl farklı bir şey yapabiliriz diye. O yüzden hani gidiyoruz, deniyoruz, sizlerden tavsiye alıyoruz, onları deniyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda bir vlog yapmıştık. Sizden gelen tavsiyelerle gezmiştik. O yüzden varsa tavsiyeleriniz bize mutlaka yazın. İyisiyle kötüsüyle size aktarmaya, anlatmaya çalışalım. Var mı eksik bir şey? Eksik bir şey yok. Bu video için farklı bir şey yapalım. Böyle her seferinde beğen, işte yorum yap veya abone ol diyoruz. Onları artık siz biliyorsunuz.
Siz zaten yaparsınız. Bizleri seviyorsanız abone de olursunuz. Yorum da yaparsınız. Bu videoya beğen butonuna da basarsınız. Video başlarken mutlaka söyleyebileceğim şey, önümüzdeki süreçte gerçekten çok güzel seyahatler olacak. Bizlere bulunduğunuz şehirde iyi lokasyonda, iyi restoranları, özellikle böyle lokal, kimsenin bilmediği, turistik olmayan özel yerler varsa onları yorum olarak bırakırsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Bizler sizler gibi damak zevkine güvendiğimiz insanların yorumlarına çok değer veriyoruz. O zaman Beşiktaş'ın yeni çekeceğimiz Beşiktaş Lezzetleri videosu başlıyor. Gerçekten çok özlediğim, çocukluğumda benim için çok özel bir yeri olan pastanede yediğim ürünlerin aynısını yıllar sonra tekrar yiyorum. Önümüzde kaşarlı simit, su böreği, aynı zamanda burada hazırlanan kurabiyeler var. Benim poğaçayla, börekle, simitle ilk tanıştığım yer bu pastane, Boğaziçi Pastanesi. 1981 kuruluş, Fikri abi ve Mazlum abi işin başında. Yıllardır da aynı kalitede ürün çıkartıyorlar. Bu simit dışarıdaki birçok simitten farklı. Onun belli sebepleri var. Birazcık böyle hamuruna dikkat edersen açma gibi duruyor ama simit. Yumuşacık, içinde de peynir, domates ve biber olan bir kahvaltı çeşitleri var. İnsanlar her sabah gelip burada bu kahvaltıyı yıllardır yapıyor. Devam etsin sen ya. Yarısını bitirmişsin zaten. Devam etsin, devam et. Benim keyfim çok yönlü. Simite şöyle açıklık getirelim. Yani dışarıdaki simitler gibi değil. Sen az önce söyledin ya. Yani normal klasik bir sokak simidi değil. Aslında pastane simidi de değil. Evet. Yani pastane simidine benziyor ama hani abilerle az önce konuşurken anlattılar. 81 yılından beri aynı tarif, aynı reçete. Pekmeze girmiyor. Üzerinde bir yumurta var. İşte içinde yağı var, susamı var. Yani ağızda böyle dağılıyor. Açma tabiri çok güzel bir tabir. Biz açmada çok severiz. Evet. Zeytinli açmada severiz. Ama es geçtik ki bunlar zaten sabah için yeterli. Biz burada kayda girerken en az 4-5 masa, kimi bizim gibi kaşarlı istedi, kimi sade istedi. Bazı masalarda bu mini pizzalar var ya, evet. Onlardan böyle bir 250 gram, 300 gram ortaya iki kişi koyuyor. Özellikle şimdi burada Boğaziçi Üniversitesi olduğu için mesela hocalar geliyor, öğrenciler geliyor. Ortaya koyuyorlar, çay atıyor ağzına, hop hayatına devam ediyor. Bu aslında simitten öte bir sandviç kıvamına gelmiş bir susamlı sandviç gibi ama çok lezzetli. Evet. Hakikaten çok lezzetli. Abi simidin kendisi çok lezzetli. Boş gönlü gidiyor. İçine bir şey koyunca zaten hayli hayli gidiyoruz hali. Ben su böreğine giriş yapıyorum. Ben bir de burayı senden daha geç keşfetmiş biri olarak da bu dışarıda oturmak çok hoşuma gidiyor. Evet, evet, biraz cadde üstündeyiz. Gürültü var eyvallah. Ama şu baktığın manzara, böyle yeşillikler, işte şurada bir boğaz var. Çok keyifli gözüküyor. Ben çocukluğumda şurada hemen yakında uçakla var sitesi var. Etilerin bitimiyle beraber. Orada doğdum, büyüdüm. Alkert'in karşısında büyüdüm daha sonra. Bizim için bu bölgedeki tek pastane diyebileceğim, tek değil aslında. Venüs de vardı çünkü Etiler'de. Dondurma yemeye hem buraya hem Venüs'e giderdik. Ama poğaça, börek söz konusuysa, simit söz konusuysa buradaydık. Fikret abi de. Canım, eline sağlık. Abi elinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Yarasın kardeşim. Çok güzel geldi, çok mutlu olduk. Simidi sahnesini süpürdük. Sıra börekle, sonra tatlara geçeceğiz. YouTube'da mı çıkacak? Evet abi. Yarın mı çıkıyor? Yok abi, daha abi o kadar var. Hızlı montajlayamazlar. Acele bilgi ver, çocuklar baksın. Tamam. Biz söyleriz abi, sen merak etme. Torunlarımız izlesinler. Tamam, tamam. Söyle söyle abi. Söyleriz abi. Bizi izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Bekleriz dört göz her zaman. Tamam. Börek de güzel. Evet. Ama benim buradaki favorim simit. Yani evet, kaşarlı simit. Evet abi, evet. Ama börek de böyle tok tok, farkında mısın? Sabah erken geldiğinde börek böyle sıcak oluyor ya, evet. O çok güzel oluyor. Benim genelde işte pazar günleri annemler, babamlar geldiğimde ya buradan söylüyorum ya beyaz fırından söylüyorum ya da buraya gelip alıyorum. Çünkü sabah erken geldiğin zaman bu böreği sıcak bulabiliyorsun burada. Ya da simit olmazsa olmaz. Tertemiz. Mis gibi. Buranın önemli özelliklerinden bir tanesi bütün ürünlerini %99 oranında hatta
kendileri içeride hazırlıyorlar. Bir tek çikolata ve şekeri dışarıdan alıyorlar. Onu da Mabel'den alıyorlar. Zaten işleri değil. Evet. İyi bir yerden alıyorlar. Aynen öyle. Son olarak önümüzde 3 tane kurabiye var badem unundan. Biri sade, diğeri kakaolu. Bir tanesinin içerisinde de vişne var. Sen hangisinden başlamak istersin? Benim aklıma ne geliyor biliyor musun bunları görünce? Kurabiye canavarının bir tane videosu vardı ya. Evet. Yuvarlak kurabiye. Oho. Üçgen kurabiye. Hiçbir farkı yok. Sadece şekil farklı. Ama lezzet aynı. Üçgen şeklindeki kurabiye. Bunun ismi kimi yerde damak çatlatan diye geçer. Kimi yerde de mantar olarak. Burada da mantar olarak geçiyor. Ben ismine ilgilenmiyorum. Bunlar bende acı badem kurabiyesi izlenimi yarattığı için çok seviyorum. Bizim o Edirne'de acı badem neydi be? Bunlar bende gün itemi. Teyzelere, annemin arkadaşlarına gitme itemi. Ama nasıl yerdim biliyor musun? En güzel şey nedir biliyor musun günlerde? Yani böyle tabakta tek tek gelmez. Genelde böyle masaya konur. Oradan sen istediğin kadar alırsın. Hmm. Yiyebildiğin kadar. Açık büfe. Open buffet. Bak ikisi de bademden. O yumuşak, bu kıtır kıtır. Bak at bir ağzına. Sağ ol. Vişneliği. Ben de. Vişneyi aldığın için. Bir tane koymuşlar. Nasıl ikiye böleyim ki? O zaman bir tane daha söyle. Kalk kalk. Buraya gelip kahvaltını yaptın. Buzluğuna simidi aldın. Eve gideceksin. Gitmeden önce mutlaka almanız gereken iki tane daha ürün var. Buranın pastaları çok güzel. Özellikle Paris ekleri çok güzel. Aynı zamanda benim yıllardır, hatta ilk denediğim yer burasıydı. Ballı pasta. Alman pastası da geçer. O çok güzel. Muzlu rulo. Mutlaka alınması gerekiyor ve eğer ki pasta ihtiyacınız varsa, birine doğum günü kutlamasına gidecekseniz her gün, her saat taze pasta çıkıyor buradan. Güzel yer ya. Yani evet. 81'den beri ayakta durmak zaten zor. İki ortak 43 yıldır işlerini güzel yapıyor. Tatlı da bir abiler. Biz hani normal zamanda da geldiğimizde çay kahve içiyoruz, muhabbet ediyoruz. İşlerini düzgün yapan iyi iki esnaf. Biz de hem semtimizin önemli bir değeri, Onur'un da çocukluğunun, gençliğinin önemli adreslerinden birisi olduğu için buradan başlamak istedik. Fiyatları söyleyelim ve biz bir sonraki durağımıza devam edelim. Sade simit 12,5 lira, kaşarlı simit 50 lira, börek porsiyon fiyatı 35 lira, ortaya söylediğimiz kurabiyelerin de adet fiyatı 7,5 lira, son olarak da çaylar 15 lira. Ses yapma. Esas ses mi yani şu anda? Adam herkesi susturdu, sessiz olun diyor. Lahmacun sırrı çıtır diye ses çıkıyor. Evet. Günün ikinci durağında namlı kebaba geldik. Mahallemizin, semtimizin herhalde en sık gittiğimiz Çamlık Ocakbaşı'ndan sonra kebapçısı diyebiliriz. Lahmacunlu biz. Çok severiz, hatta aşırı severiz. O yüzden daha uzun anlatmadan, hiç soğutmadan bir tadına bakalım. Anam kağıt gibi. Hakikaten. O, akıyor yalnız ha. Çok ince. Hı-hı. Abi ne gerek vardı ya? Olur mu abi? Lavasız kebap olur mu? Teşekkür ederim. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Onur'la az önce muhabbetini yaptık. Abi hemen getirdi sağ olsun. İncecik. İçi de ıslak ıslak farkındaysan. Dana kuzu karışık. Hep aynı muhabbet var. Yok kuzu olunca kokuyor. Yok bilmem ne. Abi işte bak içerisine kuzu koyduğun zaman da abi mis gibi lahmacun oluyor işte. Burada yani görüntü olarak da büyük ve incecik. Bir de burada şöyle bir usul var diyelim. Onu daha önce bir yerde görmedik. Görmüşken de anlatalım aslında. Bir büyük lahmacun var. Bizim söylediğimiz bir beş şey lahmacunu var. Adanalıların böyle tabak altı. Aslında gerçi bunlar biraz tabak üstü gibi yani. Tam böyle tabağı kaplayan. Bir de fındık boy var. Beş şey de komik isim aslında. Onu da buraya gelen hani böyle beş vaktine gelen ablaların, teyzelerin gün mü diyeyim artık? Lahmacun günü mü? Evde gün yaptıklarında söylüyorlarmış. Tam 5 çayına lahmacunlar yetişiyor. Ki burası yani aslında bu civardaki en fazla lahmacun yapan işletmelerden biri olabilir. Köklü bir işletme olduğu için çok eski müşterileri var ve onlar düzenli olarak lahmacun yemeye, eve de sipariş vermeye devam ediyorlar. 72 değil mi? 72. 51. 50 seneye devirmiş. Kadıköy'e çektiğimizde Yan Yalı'da muhabbet ederken
aynı aile, yani 50 senedir aynı aile yürütüyor. Şimdi burası da üçüncü kuşak. Hem ikinci kuşak hem üçüncü kuşak işin başında ve işte 51 senedir aynı ailede. İşte ustalar 40 küsür senedir burada. İşte et aldıkları yer yıllardır aynı, garsonlar yıllardır aynı. Hani yeni gelen kuşaklar bu işi devam ettiriyor ve ne bileyim ben belki burada 8 sene ya da 10 sene önceymişimdir belki ilk kebabımı ya da lahmacunumu. Hep aynı. Eve geldiğimde de aynı, burada yediğimde de aynı. O yüzden severek geliyorum ve sorana da gayet gönül rahatlığıyla söylüyorum. Senin şu yağlı ekmeğinde gözüm kaldı ama benim önümdekiler de yağlı. Bunun yarısını yer misin yoksa sana bunun da yarısını mı vereyim? Onun da yarısını ver. Ha bu zaten dilimli. Sen buraya daldır çatalına. Hop. Saklattır. Atamadım. Yoğurt da güzel geldi. Ne iştahlı yemek bu ya. Normalde porsiyonda böyle geliyor. Altında güzel bir tırnaklı pide var. Ama benim gibi sizler de böyle yağlı bir lavaş isterseniz onunla da yağlı güzel gidiyor. Hafiften çıtır. Bu arada eğer izlemediyseniz geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir kebap rehberi yaptık. Aklınızda bulunsun. Çok güzel kebapçı önerilerimiz var. Evet. Bayağı iyiydi. Bir 15'e liste yakın. Oldu. 15 hatta. Evet. Bayağı iyi bir rehber oldu. Aklınızda bulunsun. Acısı güzel geldi. Acı geldi evet, evet. Arkadan. Bu diğer yediğimiz birçok kebaba göre daha az yağlı. Onu söyleyebiliriz. Buranın klasik yıllardır yaptığı usulle kuzu boşluk ve dana but karışımı. Azıcık da içinde tabii kuyruk yağı var. O şekilde yaptığı bir kebap. Onun sebebi de bence genelde kebaplarda daha ağırlıklı olarak kuzu kullanılıyor ya. Hı-hı. Burada neredeyse kuzuyla dana birbirine yakın kullanılıyor. O yüzden işte daha az yağlı diye tabir edebiliriz bu kebap için. Bu arada şimdi az yağlı, bunun içindeki de aynı kebap ama böyle işte tereyağı, yoğurt, üzerine sos biraz ıslattığı için sıkıntı. Daha sulu sulu geliyor değil mi? Sıkıntı bu. Başka bir şey yiyecek miyiz? Yok ya. Niye? Yok daha yolumuz uzun. Garson bakma. Ben o gözleri biliyorum. Onlar aranırsa buraya böyle bir kebap mebap bir şey daha gelir. Yok abi. Burada açık büfe de var. Zeytinyağlılar koyuyorlar. Öyle onlar servisine... çalışanlar için. Biz şu an çalışan... Gerçi biz de şu an çalışıyoruz evet. Da. Beyaz yakalılar için. Biz beyaz yakalı değiliz. Ama bak burada çalışsan da her gün buraya gelirse çünkü farklı farklı yemekler var. Evet gerçi orada çok güzel bir ortada zeytinyağlıları sergiledikleri bir alan var ve tabakları var. İstediğin kadar koyabiliyorsun ona. O çok güzel bence. Tamam güzel. Bitti. Anlattım bitti değil mi? Bir hazırlık yapalım mı? Hayır hayır. Yok girmeyelim ya. Daha bak günün uzun ya. Daha sabah Boğaziçi Pastanesi'nden zor aldım zaten yani. İkinci simidi yedin mi sen? Yemedim. Ama sakallı yedim bir tane. Çünkü bir böyle bir 10 saniye bir kayboldu Onur. Bakıyorum yok. Orada 60 aldı. Çünkü şurada bir şey gördüm böyle. Susam mıydı peynir miydi anlamadım. Onurcuğum eksik bir şeyimiz kalmadı. Kalmadı. Bir fiyatları söyleyelim. Yolumuza devam edelim. Lahmacun 60 lira, Onur'un yediği kebap 170 gram 185 lira, benim yediğim beyti sarma o da 170 gram fiyatı 220 lira. Bu arada menü güzel anlaşılır yapmışlar ha. Aa şeyi söylemedik, kasabı söylemedik. Aşağıda kasap var. Evet. Orası da güzel kasap. Emrah bunları kamera arkasına. Ben bu işi çok sevdim ya. Bizim böyle atladığımız yerleri Emrah kamera arkasına koyuyor. 5 çay 47 lira, boyutlar küçüldükçe iniyor, fındık lahmacun da 40 lira. Videonun şu ana kadarki kısmını beğendiyseniz eğer bir beğen butonuna basmanız bizim için çok önemli. Neredeyiz onu da Oğuz anlatsın. Biz şu anda Levent Çarşısı'nın bir arka paralelindeyiz. Çünkü size Levent Çarşısı ile ilgili ufak anekdotlarımız var. Çok güzel bir çarşı, çok keyifli bir çarşı ve içinde de çok eski işletmeler var. Doğru. Mesela Gelik bizim rehberimize olabilecek bir yerde ama ben çok uzun zamandır gitmiyorum. Onur da gitmiyor o yüzden yer vermedik. Ama bir Işıklar Gıda var ki hani evimize alışveriş yaptığımız yerlerin başına geliyor. Normalde kuru kaymak ben oradan çok fazla alırdım. Hatta onun için
girdim içeri. Size de söyleyelim. Çünkü biz Bursa videosunda kuru kaymağa değinmiştik. Doğru. İstanbul'da da bunu getiren belli başlı yerler var. Ama usta dedi ki abi pahalandığı için maalesef getiremiyoruz dedi. Ama kuru kaymak yoksa normal manda kaymağı var. Çok o kaymak da çok lezzetli. Gerçekten İstanbul'da dışarıdan alınabilecek en iyi kaymaklardan bir tanesi. Hazır ışıklardan bahsederken de çok iyi sandviç yapıyorlar. Yani dükkanda kullandığı, sattığı iyi marka, kaliteli ürünleri ekmeğin arasına koyuyorlar. Güzel bir ekmek alıyorlar mahalle fırınından. Işıklar Gıda'ya giderseniz de bu söylediklerimizin hepsi aklınızda bulunsun. Işıklardan çıktık. Onur dedi ki tad al. Evet. Tad al olmazsa olmaz ama. Onu da sen anlat bize. O da ritüellerden biri. Yani yaklaşık olarak 1970'lerden beri Levent Çarşı'dalar. Daha öncesi de var tabii ki tad alın. Tad al'da mutlaka tatmanız gereken bazı tatlar var. Mesela bizim orada tadına baktığımız ballı pasta aslında üzeri karamelli. Çok lezzetlidir o. Onun bir de büyüğü var. Tek tek denedik biz ama. Sabahki değil miydi o? Evet, sabah gördüğümüz ballı pasta aslında o. Aynen. Yani Alman pastası da diyorlar bazı yerlerde. Değişiyor ya. Ama buradaki Alman pastası farklı aslında bakarsan. Kavala kurabiyesi mutlaka orada da alınması lazım. Tereyağlı yapıyorlar ki gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Bence onun ismi Kavala kurabiyesi değil ya. O Edirne kurabiyesi. Edirne kurabiyesi. Buradan gidenler yapmışlar sonuçta orada. Biz onu Edirne rehberini işlemiştik zaten. Anlatmıştık. Evet. Bu arada bilmiyorum söyleyecek midir ama bence Tadal eşittir talaş böreği. Talaş böreği çok güzel. Tahinli çöreği çok güzeldi. Bir de tabii ki olmazsa olmazı muzlu Ibiza. O pasta böyle gerçekten hani benim uzun zamandır yediğim ritüellerimden bir tanesi. Doğru. Aynen öyle. Çok çok eski bir işletme. Yıllardır da aynı sahipleri var. Ustaları uzun zamandır aynı. Orası da bizim sevdiğimiz ve gittiğimiz size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz işletmelerden bir tanesi. Oradan çıktık. Venüs'e gittik. Onur zaten bugün sabah Venüs'ten bahsetmişti. Etiler'de nispiyetinin girişindeydi. Şimdi zaten burası da çok eski bir yer. Doğru. Oradaki çalışanların da bazıları buraya gelmişler. Az önce Tadal'dan bahsederken talaşlı böreği benim için olmazsa olmazdı. Venüs'te benim için olmazsa olmazlarından bir tanesi milföyü. Artı yani Selanik gevreğine benzer. Onun başka bir ismi var galiba. Danimarka gevreği. Evet, yani Selanik gevreği sade kekten yapılıyor. Hı hı. Bu çikolatalı kekten yapılıyor. Doğru. Çok iyi ya çayla beraber. İçinde fındık, fıstık, badem bir de vişne var. Çok iyi ya. Gerçekten çok lezzetli. Bir de çaya batırıp yedin düşsene ama. Biz çaysızını yedik ona rağmen güzeldi ki zaten her türlü güzel abi. Ağzına atınca eriyor gidiyor yani. Bir de benim için tatlıların, bu tarzda pastane tatlılarının Ferrari'si, mekik çok iyi yaparlar. Az önce tattık. Onu aldık mı kaydını bilmiyorum da yani sağ olsun abiler uzattı. Daha biz Bülent'e bakınmadan ağzımızı atmışız. Onur'a şeyiz böyle. Ya keşke bunun da detayını alsaydık dedik ama ben mekiği gerçekten çok severim. İnanılmaz mekik, güzel. Mekik çok güzel gerçekten. Orada her şey çok güzel. Dondurmaları yazın dondurma yapıyorlar. Onlar gerçekten çok güzel. Onu da belirtmiş olalım. O zaman biz bir sonraki durağımıza devam edelim. Ben sizi şimdi şeyden alayım, etiketleyeyim. Ayaküstü lezzetler. Ayaküstü lezzetler. YouTube'dan bakarsanız... Hemen bakıyorum. YouTube'dan da bakayım. Aynen. Instagram'dan da takip edin. Tamam, anlaştık. Hep böyle birer birer, teker teker takipçi topluyoruz bak. Çünkü abone olmuyorlar, o yüzden böyle. Evet, birer birer. Toplamak zorundayız. Çarşı içinde gezdik, dolandık. Ürünlerin tadına baktık. Şimdi bazen tantune geldik. İki A'yla söylerken bazen o genelde insanlar börek dediği zaman çok uyuz olurum. Bu da bazen herhalde öyle okunuyor diye tahmin ediyorum. Burası bir tantunici. Sadece tantuni yapıyor. Ve az önce de hani aşağıda muhabbet ettik. Günün her saatinde kalabalık. İstanbul'un en çok tantuni satan yeri olabilir herhalde. Kesinlikle öyle. Yani bilmiyorum, sormadım ama herhalde günde 1500-2000 tantuni satıyorlardı. Ben sordum aşağıda. Kaçmış? 1500. Şaka yapıyorsun değil mi? Oha, attım tuttu. Gelelim tantuniye. Ben direkt en başta söylüyorum. Hani Mersin'de ne yiyorsanız burada da aynısı. Çünkü biz buranın müşterisiyiz. Eve de söylüyoruz. Burada da yiyoruz. Et, tranç eti. Kullandıkları yağ, pamuk yağı. Mersin'deki usulü neyse önce suyu katıyorlar etin içerisine. O böyle güzel bir buhar yapıyor. Buhara açık ekmeği bastırıyorlar ya da somun ekmeği bastırıyorlar, hangisini tercih ederseniz.
tertemiz, yumuşak yumuşak, öyle yağlı yağlı, maydanozlu, soğanlı tantuni geliyor. Oğuz'un açık ekmek dediği aslında şu an önümüzde olan lavaş. Bu lavaşı kendileri yapıyorlar ama diğer ekmek olan da isterseniz de onu da dışarıdan alır ekmeği. Şimdi bunun, şimdi ben direkt elimi buladım çünkü yeme usulünü göstereceğim. Bu böyle tutulur. Diğer elle de limonu sıkılır. Böyle ağza atılır. Bayağı yarı Mersinli gibiyim şu anda. 70 gram bu. Onurdan sesleri geliyor. Çok garip değil mi? Yani İstanbul'da her şeyi buluyorsun. Köfteyi buluyorsun. İşte boşnak böreklerini buluyorsun. Evet. Döner buluyorsun, İskender buluyorsun. Farklı farklı lezzetleri buluyorsun ama Mersin tantuni'yi yapan iyi bir yer söylemek çok zor. Biz de bugüne kadar herhalde göstermedik. İlk defa çekiyoruz. Bak 125 bölüm oldu, 130 bölüm oldu. İlk defa tantuni çekiyoruz. Çünkü bir yok. Koz yatağında niyetlenmiştik. Orada evet. Bir yer vardı. Sonra çekmedik. Niye oldu, olduğunu hatırlamıyorum. Bir elin parmağına geçmez. İlk aynen. Ki baktığında ilk tantunici herhalde Memoş'tur İstanbul'da. Doğru. Hani daha böyle lokal belki mahalle arasında vardır. Ya şimdi Ortaköy'de de var tantunici de hani lezzetine güvenebileceğim bir yer değil. Önünden geçiyorum ama hiçbir albenisi yok. Böyle Mersin'den İstanbul'a göç mü diyeyim ya da işte şubeleşme mi diyeyim ilk Memoş sayesinde oldu. Onların Ataşehir'de bir yerleri vardı ama çok uzun zamandır gitmedim. İlk açıldığı zamanlarda çok fazla gidiyordum ama son ne durumdadır hiçbir fikrim yok. Onun dışında Mersin'de ünlü olanların birçoğu da İstanbul'a gelmedi. Doğru. Ama işte bazen tantuni iyi bir girişimcilik örneği bence. Buranın sahibi Maksut Bey normalde bir iş adamı. Doğru. Diyebiliriz aslında. Zamanında dönercisi varmış, döneri kapatmış, tantuni işine girmiş. Şu an bulunduğumuz yerin dışında da bir Beylikdüzü'nde var, bir de İkiteli'de şubeleri var. Yani toplam 3 noktadalar. Bir de bir sene önce de baklava ve börek işine girmişler. Onları hiç denemedim, hiç tadına bakmadım. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Ama tantuniye kefilim. Evet, tantuni gerçekten çok güzel. Şimdi tantuninin etini hazırlarken önce bir su döküyor, ardından pamuk yağı döküyor. O pamuk yağı ne zeytinyağı, ne tereyağı, yani ne de ayçiçek yağına benzemiyor. Biraz daha kalın bir yağ. Yani ayçiçek yağı ince kalıyor mesela bunun için. Kalın yağ olduğu için eğer ki yağlı yemek yemeyi sevmiyorsanız belki rahatsız edebilir. Ama ben tantuni de seviyorum. İşte Oğuz gibi böyle elini yağlıya yağla bulandırarak yemek lezzetli oluyor. Ama bunun acısı falan çok güzel. Burada yani. Ölüyorum benim. Şimdi biz böyle yiyoruz. Karşınızda bol bol böyle ayran içip, tantuni yiyip eminim sizin de canınız çekmiştir. Sizler de hemen yemek sepetine girip siparişinizi verebilirsiniz. Ben biraz yağlandım. Biraz bayağı yağlandım. Ama bunun da yeme usulü. Sen ne kadar kibar bir insansın ya. İşte elimi bulaştırmadım ben. Ama tantuni öyle yenmez ki. Bu tantuni en kötü özelliği ne biliyor musun? Yediriyor. 70 gram olması. Abi az 70 gram neye yeter? Az önce kebap yedik, 180 gram, 170 gram. 170 gramda. Yani şimdi bu 70 gram, bunda 3 tane yemem lazım benim. Buraya aç gelip doymam için. Söyleyeyim mi? Hayır. Tatlı yiyelim mi? Yiyelim. Buranın çok güzel bir sütlü kadayıfı var. Sütlü kadayıf söylüyorum. İki de çay söyleyeyim. Bülent sana. Tantuni. Tantuni önce Bülent'e. Biz yiyecek miyiz tantuni? Tantuni biz yemeyelim. Ya bak artık. Bir yandan seni frenleyesin var, bir yandan da kendim... Ama son durağımız var, yemeyelim. Evet, bir durak daha. Hocam var. Bize 3 çay, bir tane de sütlü kadayıf. Bir mi sütlü kadayıf? Bir. Hocam elinize sağlık, çok iyi geldi. Bu acısı acısı var ya, öf. Ayran da buz gibi be. Oo. Bu bize torpil yok değil mi bunda? Herkes böyle gidiyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir de çay alır mıyız? Sütlü kadayıfımıza bir dalış yapıyoruz. Benimkinin sütü çok akıyor. Soğuk soğuk çok iyi geldi. İstenmeyen görüntüler. Sen niye atamıyorsun ağzına? Ben anlamadım. Ha? Çok uzun da ama o yüzden. Şöyle bir bozayım ben şunu iyice. Dipte kalan evet. Sütünü evet. Kaşık kaşık içersin. Kafaya dikmece mi? Abi ben bunu mesela şimdi gece önüne döktüm. Şunu şöyle yapalım mı? Bak şimdi bu, gel bir dakika şunu sana vereyim gel. Gelirse sana değiştireyim. Masaya dökülecek. O yüzden. Dur bak şöyle yapacağım. Şimdi ben bunu alacağım. Ah. Böyle mi gideceğiz sırada? Böyle. Şu
Sütün şu an böyle dolu dolu aldım, mutlu oldum. Ben sütün akmasını bekleyeceğim ben. Gel diyeceğim. Hiçbirimize es vermiyoruz şu anda. Hani ben yemeyeceğim, sen ye, yok. Güzel. Getir. Son alıyorum. Sütünü sana bırakıyorum bak. Bir şey söyleyeyim. Onun benim önüme gelmesinin sebebi ne mesela? Hani içinde hiçbir şey yok ya. Hayır, ben içinden alıyorum ya. Ha evet, bunu aslında böyle yapabilirim. Niye o dolaşıyor? Yani şunu oynatalım. O kadar tuzludan sonra tatlı çok iyi geldi. Bizim bunu normalde bir bir yememiz lazım da. Evet. Güzel geldi. Bak tantuni güzel. Sütlü kadayıf güzel. Şahane. Acayip güzel. Fiyatları söyleyelim mi? Söyleyelim ama ben bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben buraya gelmeyeli herhalde bir 4-5 sene oldu. Pandemi, yapma be. Pandemi öncesinde. O pandemi de 4 sene geçmiş. Evet. 2019. 4 sene geçmiş neredeyse. Yani bayağı olmuş ya yemeyeli. Pişman mısın? Pişman mıyım derken ne? Gelmeyeli. Gelmeyeli. Gelmeyeli pişmanım. Evet, şu anda pişmanım. Yani bu lezzet aradığım, bugünkü yediğimiz lezzetlerin çoğu böyle acılı acılı yiyoruz ya. Gerçekten özlemişim acılı yemeği. Gel benimle spora, dönüşte burada yemek yeriz. Ödülü. Ben spora giderim ama başka lokasyonda. Senin gittiğin lokasyonda yemek yok. Doğru. 70 gram tantuni fiyatı 89 lira. Sütlü kadayıfın fiyatı 50 lira. İçtiğimiz açık ayranlar 15 lira. Biz son durağımıza doğru yola çıkalım. Ekmek isteyeyim mi? Bitti. Süte ban. Dik onu kafaya. Gidelim. Hadi gidelim. Günün son durağında Pinoli'ye geldik. Çamlık Mahallesi'nin tatlı bir İtalyan, hatta mahallenin İtalyan restoranında diyebiliriz. Pinoli'nin anlamı da İtalyanca çam fıstığı. Mahalle Çamlık, dükkan ismi de Çam Fıstığı. Bu da ilginç bir bilgi. Biz biliyorken size paylaşmak istedik. Şimdi önümüzde birbirinden lezzetli 4 tabak var. Onur'un önünde fırlanmış baharatlı dana kaburga, parmesan ve domates soslu bir paperdella var. Benim elimde de agnolotti var. Ricotta ve mascarpone dolgulu. Sosunda da vodka ve domates var. Bu salata buranın en bilinen ya da en popüler salatalarından bir tanesi diyebiliriz. Bir de buranın çok enteresan, sadece salata yemeye gelen insanlar var. Özellikle şu an dışarı baktığımızda özellikle kadın müşteriler genelde salata tercih ediyor. Son olarak da buranın olmazsa olmaz tabaklarından bir tanesi. Böyle aslında tam anlamıyla pizzetta. Burada çünkü pizza yok. Yani burası bir İtalyan lokantası, restoran olmasına rağmen pizzası yok ama böyle tatlı pizzettaları var. Altında böyle bir roquefort sosu var. Üzerinde de güzel füme antrikotları var. Onur, hangisinden başlayalım? Makarnalardan başlayalım bence. Sen ondan başla, ben de buradan başlayayım. Burada türüf hangisinden geliyor? Salatadan mı? Salatadan. Enginarlı salata o. Birazdan ona da giriş yaparız. Oo. Ver ondan da biraz bana. Tabağını uzatır mısın? Pizzetta da alalım mı? Ben makarna makarnayı bitirelim ondan sonra, doğru. Hmm. Bak şimdi Onur'dan tepki bekliyorum. Hmm. Bayağı ısırınca patlıyor. Çok güzel patlıyor. İçindeki o peynir dolgusu. Hmm. Hmm. Ama o peynir dolgusunu geçtim. Sosu da acayip güzel. O hafif de acılık geliyor ya. Oo, çılgın. Çok iyi gerçekten. Koklasana bir. Koklarım acayip güzel ya. Çok iyi. Buranın menüsü genel itibariyle 3-4 ayda bir değişiyor. Biz menüde değişmeyen tabakları size gösterelim istedik ki geldiğinizde rahat bulabilirsiniz diye. Yani çok iyi. Sezonluk, makarna çok iyi. Sezonluk yapılan şeyler de var. Mevsime göre
ürüne göre. Onları da ekleyebiliriz ama bunlar hiç menüde değişmeyen, yıllardır olan tabaklardan birkaç tanesi diyelim. Çok güzelmiş. Çok iyi değil mi? Evet. Her ikisi de. Acı biraz beni terletti. Bir de şuradan akşam güneşi geliyor. Biraz bitik durumdayım. Akşam güneşi kime vuruyordu? Güzel vuruyor tabii ki. Abi bak, makarna yani hamur çok iyi. Bu arada az önce Zeynep Şef'le konuşurken şunu söyledi. Makarnaların hepsi taze hazırlanıyor ve yaklaşık 1 dakika, 1,5 dakika suda haşlanıyor. Ardından sosla bağlanıyor. Şimdi bu taze makarna ya, biz bunu daha önce Fauna'da da konuşmuştuk. Ateşehir rehberinde izleyenler bilecektir. Ya taze makarna al dente olmuyor. Hani hazır paket makarnaları al dente yapabilirsin çünkü onlar 8 dakika, 10 dakika haşlanıyor. Ama zaten bu 1 dakikada, 1,5 dakikada haşlanıyor. Sonra sosla buluşuyor ve ortaya da böyle şahane bir tabak çıkıyor. Yani bundaki o dana kaburga detayı da çok güzel. O da saatlerce pişiyor. Zaten pişmezse olmaz. Onurcuğum geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Yayın kazası. Ama dökmeden bitirebildiğimiz bir şey olmuyor genelde. Bende de bir tane tantunin detayı var böyle de Allah'tan gözükmüyor. Şöyle arada kapatıyorum. Bizim hangi bölümdeydi ya? Yani gün içerisinde 4-5 yere gittik. Her yerden bir lezzet var. Günün sonunda şey yapıyorduk böyle. Aa burada bunu yemişim, burada bunu yemişim. Hangi bölümde hatırlamadım. Coğrafi işaret almıştı tişört. Her yerden bir ürün var. Makarnalar çok güzel. Pizzetta'ya geçelim. Bunda karamelize soğan da var. Ben bunu katlayacağım ya. Tabii ki canım. Bak şöyle yapacağım. Oo, hamur ne güzel yalnız ha. Evet. Şey gibi ya, tabanı. Bildiğin pita ekmeği gibi. Karamelize soğan. Artı peynir detayları. Artı füme. Şahane. Alttaki roquefort detayı inanılmaz. Şahane. Yani o zaten olayı değiştiriyor. Damakta ilk önce o vuruyor, patlıyor. Ve böyle damağında ezebiliyorsun ya onu. Çok güzel. Ama bak bütünlük olarak çok güzel. Hamur çok güzel. Peynir karışımı çok güzel. Ardından karamelize soğan çok güzel. Ve üzerinde de füme antrikotu var. Çok çok güzel bir... Yani bunu al, bir iki peynir ya da belki salata. Ya şimdi makarnaları gerek yok diyeceğim. Makarnalar da çok güzel. Seçim yapamayacaksın. Biraz zor. Buraya en güzel kalabalık geleceksin. 4-5 tabak söyleyeceksin. Her şey ortaya. Tık 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 yiyeceksin. Zaten beraber seyahat etmenin de en güzel tarafı o oluyor. Evet. Kalabalık geldiğin zaman daha çok yiyorsun. Daha çok tadına bakıyorsun. Şahane başlangıç oldu. Şahane ara sıcak oldu. Biz tam tersi gidiyoruz ya. Yani çok enteresan. Ama işte sıcak olduğu için yapacak bir şey yok. Onurcuğum şu güzel lezzetin üzerine afiyet olsun. Şu salatayı gel servis edeyim sana. Trüf. Deminden beri trüf kokuyor. Aklımı yitireceğim resmen. Enginar, roka. Yani sos. Sos çok güzel soslanmış. Ben bunu sana verebileceğim mi acaba? Şöyle. Gel. Teşekkür ettim. Trüf tam bir çılgınlık ya. Ya kokusu inanılmaz ya. YouTube'da keşke şey olsaydı böyle. Burada mesela kokusunu karşı tarafa aktarabilseydim. Teknoloji benim için hala gelişmemiş vaziyette yani. Bunu gösterdiğin zaman, bunun kokusunu aktarabildiğin zaman teknoloji o zaman gelişmiş olacak. Yufka parçaları var bu arada üzerinde, onu da gösterelim. İyi ki bunu sona saklamışız. Şu an o kadar fresh geldik ya. O kadar lezzetli geldik ya. Gerçekten bir yaz salatası. Bu salatayı her gün yerime sıkılmam. Her gün de trüflü bir şey yemez ama ya, şimdi düşündüm de. Neyse bir gün trüflü yaparım, bir gün trüfsüz yaparım. Pinoli'ye her gelişimde klasik söylediğim tabaklar var. Mesela risotto mutlaka olmazsa olmaz. Ve bir niye yemek... Niye söylemedik? Masaya bakıyor, masada yer yok. Niye söylemedik? Sadece masada değil, midemde de yer yok şu anda. Evet, o yüzden evet. Mecbur. Ama mutlaka buraya geldiğinizde yemeniz gereken bir tabak daha var ki... O da iyi bir yemeğin sonunda çok güzel bir İtalyan usulü, gerçek usulde... Bugün yemeyelim ama lütfen. Tiramisu. Yok. Yani onu biz zaten bildiğimiz bir lezzet ama sizin aklınızda bulunsun. Yani geldiğinizde yiyebilirsiniz. Bizim de aklımızda bulunsun. Bizim aklımızda bulunsun, midemizde bulunmasın. Aklımızda bulunsun bence. Yani günün gidişatına çok mutluyum gerçekten. Yani ve güzel de kapadık. Evet. Yani bugün evet baktığında yine et ağırlıklı. Gerçi sabah kahvaltı biraz hafif geçtik ama. Et ağırlıklı. Yani evet. Genellikle et ağırlıklı. Maalesef öyle oldu. Evet. Abi kebapçıya gittik ya. Kebapçı üstü tantuncu. Ama yani olmazsa olmaz. Bizim sevdiğimiz ve gittiğimiz semtimizin, mahallemizin
iyi noktalarından. Burası da mahallenin iyi bir İtalyanı. Bir de Damario var. O da seveni var. Ama ben burayı böyle daha böyle butik olduğu için. Daha böyle küçük çaplı. Yani bir de böyle bahçesi falan çok keyifli. Bir de burası güzel date mekanı. Sote. Ya şimdi ben date mekanı dedikten sonra sote diye olma çok hoş olmadı. Ama eşleştirmen lazım. Yani şimdi date mekanı ve sote güzel eşleşiyor. Yani Damario'ya date'e gitmek biraz zor çünkü görülme ihtimalim var. Tabii. Ama o yüzden burası böyle daha tatlı, şirin ve sempatik diye adlandırabiliriz. Zeynep Şef'i biz çok uzun zamandır tanıyoruz. Kendisi gerçekten yani makarna ve hamur konusunda iyi isimlerden bir tanesi. O yüzden de makarnalarına, hamur işlerine, hani buna pizzetta da dahil, makarna da dahil, artı salatası da dahil. Çünkü sosu çok iyi kullanıyor. Salatada bir greyfurt ve trüf zaten buram buram geliyor. Biz de trüfü seven iki insan olarak bizi zaten bunlar çok mutlu ediyor. Onun hocam o zaman ufaktan kapanışı yapalım mı? Ne yapalım. Diyorsun? Ama önce hesapları söyleyelim. Önce hesapları söyleyelim derken hesapları söylemeden ne gerek vardı ya? Tiramisu getirdim. Burada tiramisu yemeden kalkılmaz. Az önce biz muhabbetini yaptık. Dedik ki yemeyelim diye ama sen getirdiğin için yiyeceğiz. Güzel olsun. Bir sofranızı toplasınlar. Tamam. Hiç gerek yok ya. Öyle mi? Hiç gerek yok. Biz kaşıklar alalım. Bu arada her şey çok güzeldi. Böyle yedin ki dürüm yaptım size. O yüzden böyle servis... Çok mu kötü oldu? Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. İçi de ıslak ıslakmış be. Mascarpone'lu bu. Biz niye bunun tartışmasını yaşıyoruz ya? Söyleyelim mi, söylemeyelim mi, söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Çok güzel. Çok iyi geldi be. Bu sipariş anında mı kahvesi dökülüyor? Hayır, önceden yapıyoruz. Kahvesi bir gün önce çekiyoruz efendim. Bir gün önce. Bir gün bekler. Bir gün bekliyor mu? Evet. Wow. Ondan sonra sosunu sonradan üstüne koyuyoruz. Kakao sütü. Tamamen şey mi? Mascarpone mu? Evet, sadece mascarpone. Mascarpone mu, mascarpone mi? Mascarpone. O İtalyanca mısı? Evet. Biz Türkler ne söylüyoruz? Mascarpone. Mascarpone söylüyoruz. Ben az önce mascarpone dedim değil mi? Bunun fiyatı ne kadar? 220 lira. Ama full mascarpone olduğu için değil mi? Evet. Yani kedi dili var, içinde amaretto var, badem yapıyorum. O yüzden hakkı verilmiş ama ben aldım elime. Onur, evet. Ağzımızı atıyoruz. Seni kapanış için ekrana davet ediyorum. Önce fiyatları söyleyelim. Peki. Füme antrikotlu pizzetta 245. Enginarlı salata 340, makarnalara gelecek olsak da pappardelle 360 lira, agnolotti de 320 lira. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu hafta Beşiktaş'ta sevdiğimiz lezzetleri sizlere gösterdik. Serinin ikincisini yapmış olduk. Bizce çok keyifli, çok güzel bir gündü kaşığınla beraber. Ben hala bunu sıyırmaya devam ediyorum. Oğuz Tremus'ya doyamadı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmak için aşağıda abone ol butonu sizleri bekliyor. Aramıza katılırsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlarınızla bu videoyu da WhatsApp gruplarında paylaşırsanız çok güzel olur. Önümüzdeki hafta Denizli'deyiz. Denizli'den sonra iki farklı şehre daha gideceğiz. Yani önümüzdeki ay boyunca, Mayıs ayı boyunca hep şehir dışında olacağız. Güzel videolar sizleri bekliyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.